içten şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin en önemli meselesi olan eğitim meselesinin yönetimiyle bizimle paylaştığı için kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Bizler ve tüm çalışan arkadaşlarımızla birlikte eğitim sistemimizin kalitesini artırma ile ilgili gece gündüz demeden çalıştık. Her başlangıcın bir sonu var. Dolayısıyla bugün kıymetli Yusuf Hocamıza görevi devredeceğiz. Ben çalışma arkadaşlarıma, bakan yardımcılarıma, genel müdürlerime, daire başkanlarıma, il müdürlerime, okul müdürlerime, kısacası bilhassa tüm öğretmenlerimize ve idari personelimize birlikte yol yürüdükleri için en içten şükranlarımı sunuyorum. Ama iki kişiye özel teşekkür etmek isterim. Baştan beri benimle birlikte gece gündüz demeden çalışan, yükümü alan Sadri Şensoy Hocama çok teşekkür ediyorum. Tüm zorluklara rağmen vaktini eğitimin güzelleştirilmesi için çalışan, çaba sarf eden güzel insan Petek Aşkar'a çok teşekkür ediyorum. Tabii ki aileme çok teşekkür ediyorum. En büyük fedakarlığı onlar yaptılar. Hayatımın en değerli varlığı olan kıymetli yol arkadaşım, tüm zorlukları birliktaşlarımız Nebahat Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bakanlığım süresince beni görmeme sabrı gösteren kıymetli çocuklarım Zeynep Süheyla'ya, Melih İlver'e ve şu anda Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğru gelen ve uçakta olan bir festival için gitmişti. Sarem'e, o biricik kızıma çok teşekkür ediyorum. Rabbimden tek duam vardı bakanlığa başlarken. Girdiğim gibi çıkabilmek. İlkeli, dürüst, şeffaf, uzlaşmayı değil, ilkeliği merkeze alan ve eğitim sisteminin güzelleşmesi için çalışmayı Rabbimden bana nasip etmesini dua etmiştim. Allah'ıma hamd ediyorum, duamı kabul ettiği için ve bu süreçte yardım ettiği için. Sayın Yusuf Hocama, hocamın bakanlığını tebrik ediyorum. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, tekrar merhaba. Bundan yaklaşık 5 yıla yakın bir süre önce bu salonda yine duygusal bir vedayla aranızdan ayrılmıştık. Şimdi yine aynı duygusallık içerisindeyim. Birlikte yol yürüdüğümüz birçok arkadaşımızla tekrar burada, salonda karşı karşıya bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Bu salonda çok sıkıntılı zamanlarda, çok sıkıntılı toplantılar yaptığımız bir an gözümün önünden geçti. Birlikte mücadele ettiğimiz birçok arkadaşımız hala salonda. Onları burada görmekten ayrıca mutlu oldum. Ayrılırken de demiştim, Türkiye'deki marif mücadelesi sadece bakanlık bürokratı olarak yürütülecek bir mücadele değil. Dışarıdan da bu konuda çalışma yapmak, katkı vermek çok şerefli ve onurlu bir iş. Ama bir gün yeniden yolumuz kesişirse diye vedalaşırken tekrar görüşeceğiz demiştik. Bugün bizi tekrar bir araya getiren Cenab-ı Allah'a şükürlerimi sunuyorum. Bizi bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendiği için, bizleri yeniden bu göreve layık gördüğü için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Müsteşarken de her daim hem Başbakanlığı döneminde hem Cumhurbaşkanlığı döneminde burada attığımız her adımda biz onun destekleri sayesinde bu adımları atabilmiştik. Bugün ve bundan sonra da yine onun destekleri, onun bize vereceği katkılarla inşallah çok güzel şeyler yapacağız. Tabii 2018'den itibaren Türkiye'de çok şey değişti. Özellikle 2023 seçimleri sonrası Türkiye'de hem siyasette hem bürokraside birçok paradigma değişti, değişmek zorunda. Artık önümüzdeki yüzyılın Türkiye yüzyılı olacağını iddia ediyoruz ve düşünüyoruz. bu iddiamızda samimiysek ve başarılı olmak istiyorsak, bunun adımlarının atılacağı, bunun inşasının yapılacağı yerde kuşkusuz Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Sistemi. Biz bu ideali, bu hedefi hayata geçirmek için bakanlığımız, merkez teşkilatı, taşrada kahrımızı çeken öğretmen arkadaşlarımız, taşrada sıkıntılarla boğuşan idareci arkadaşlarımız, idari personellerimiz, yine her daim söylediğim, özellikle hiç ayırt etmediğim özel öğretim kurumlarımız, bakanlığın yükünü alan önemli birimler, özel öğretim kurumlarımız. Aynı şekilde merkezi yönetim içerisinde birlikte hareket edebileceğimiz önemli yapılar var. Diğer bakanlıklar var ve kuşkusuz Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu var yeni hükümet sisteminden sonra. Bütün bu paydaşlarla birlikte Türk Milli Eğitim Sistemi'ni hak ettiği yere çıkartmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ben ilk olarak bunun taahhüdünü huzurlarınızda vermek istiyorum. Gecemiz, gündüzümüz, haftanın 7-24, bütün mesaimiz, bütün emek ve bütün gücümüzle bu mücadeleyi yürüteceğimizi milletimize taahhüt ediyorum buradan. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, üstümüze düşen her ne varsa yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. 2018'den itibaren burada görev yapan arkadaşlarımız, hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bayrağı onlardan devralmak bizlere bugün nasip olacak. İnşallah daha ileriye doğru götürürüz diyorum. Hepinize zahmet edip buraya, bu törene geldiğiniz için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir eğitim sistemi göreceğimizi ümit ediyorum diyorum. Saygılar sunuyorum. Güllerde hiç farklılık yok mu? Aynısı. Ben lale isterdim. Yani. Sürümden kazandık hocam. Bunlar daha yeni sayın bakalım. Ha? Hangisi bu mu daha yeni? Eyvallah. Allah'ım ne yapayım? Eyvallah.